Sevgili izleyenler, Türkiye Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları yarışmasında ilk kez birincilik kazandı. Bodrum katında hocasıyla birlikte geliştirdiği projesiyle yarışmaya katılan lise öğrencisi Feridun Balaban'la birlikte 5 öğrencimiz daha dereceye girerek ülkemize büyük gurur yaşattı. Feridun Balaban from Turkey. İsimlerini Avrupa'da anons ettirerek Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdılar. Solar Cells. Avrupa Genç Bilim İnsanları yarışmasından birincilikle döndü. Malatya TED Koleji ve Bilsem öğrencimiz Feridun Balaban fizik alanındaki fotovoltaik hücre yapımı projesiyle hem birincilik ödülü hem de Wolfram özel ödülünü kazandı. Ben gelecekte bu projenin kağıt üzerine kalmamasını, günlük hayata geçebilmesi için uğraşacağım. Feridun Balaban'ın o projesi kağıt üzerinde kalmadı. Bu küçük bir laboratuvar Bodrum katında. Sadece proje çalışmaları için ayırdığımız özel laboratuvar. Bodrum katında attığı adım Avrupa'ya yol oldu. Solar Cells. Böylece 2005 yılından beri katıldığımız bu yarışmada ilk kez birincilik ödülünü almış olduk. 34 ülkeden gençlerin yarıştığı, ulusal koordinasyonunu TÜBİTAK'ın üstlendiği Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları yarışmasına 2005 yılından bu yana katılan Türkiye ilk kez birincilik ödülü kazandı. Feridun Balaban from Turkey. Yarışmada ülkemizi temsil eden 6 projenin 5'i ödüle layık görüldü. Avrupa Genç Bilim İnsanları yarışmasındaki gururlandıran tabloyu Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. Bu yıl 32.si düzenlenen Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları yarışmasında gurur verici bir başarı yakaladık. Mehmet Sertaç Çekiç, Emirhan Kurtuluş, Zeynep Parla Parmaksız ve Olcay Oransoy da projeleriyle ödüle layık görülerek ülkemize gurur yaşatan öğrenciler oldu. Varank tüm gençleri yarın başlayacak Teknofest'e davet etti. Tüm genç kardeşlerimi, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar hocamızla buluşmak üzere Teknofest'e davet ediyorum. Feridun Balaban from Turkey.